Evet, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil sabah körü gözaltına alındı ve 20 milyon takipçisi olan bir fenomen ve onlarca kişi yasa dışı bahis kanununa muhalefetten yani imrendirmek, yönlendirmek vesaire gibi şeylerden dolayı işte sabah 6.30'da bir operasyon düzenleniyor ve kendileri de gözaltına alınıyor. Şu an ev hapsiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. İkisinin de açıklamaları var. Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında bu olaya sebebiyet veren videoyu ben sosyal medyada bunlar paylaştığı zaman sosyal medyada bir ihbar niteliğinde paylaşmıştım. Çünkü kendileri paylaşıyorlar. Yani güya arkadaşlarla oturuyorlar. Çünkü niye diyoruz sosyal medyaya dikkat edin, özellikle çocuklarınıza falan. Oturuyorlar, otururken aa şuna bak falan filan var ya, böyle konuşurken aslında orada işte bu muhalefet ettikleri şeye, fazla da o kelimeyi kullanmıyorum, kodlu çünkü biliyorsunuz, bu bahis olaylarını aslında yönlendiriyorlar, imrendiriyorlar, bir şekilde reklamlarını yapıyorlar. Diğer bir fenomen, adını şimdi unuttum, 20 bin takipçisi olan arkadaş, o da işte yapay zeka ile adıma sayfalar falan açılmış diyor. Doğrudur, olabilir. O konuyla alakalı şu an bir bilgim yok. Yanlış yönlendirmeyeyim ama yapılır. Yani yapay zeka ile işte şuna hesaplar açılıp şuna gidin buna gidin. Fakat şimdi tabii şu da var, ben şuna hayret ettim. Ya Serdar Ortaç işte bu beni mahvetti, evimi barkımı yırttı, insanların hayatını mahvediyor. Bu illete bulaşmayın diyor, kurtulun. Ama güzel kardeşim ya Serdar. Hatta şöyle bir şey oldu. Ben olayı uçaktaydım. Frankfurt'tan dönüyordum. Serdar Ortaç işte şey olarak kaçak ihbar oluyor. Şey dili, yoksa Serdar Ortaç kaçmaz. Onu da biliyorum. Ama şunu yazdım. Dedim ki Serdar Ortaç'a ulaşılamamış. Kapıyı açmamış. Dedim o uyuyordur. Uyanınca dedim açar kapıyı. Nitekim de öyle. Serdar Ortaç uyuduğu için kapıyı duymamış. Kapıyı duyduktan sonra da zaten kapıyı açıyor. Yani o konuda bir şey yok. Fakat insan neye üzülüyor? Yani özellikle Serdar Ortaç gerek sağlığını, parasını, evliliği, her şeyini hemen hemen böyle kaybetti. Kaybedecek noktaya geldi. Ve ama hala bunu, hadi kendin vazgeçemiyorsun ama sen bunun yani neticede bir yönlendirme olacağını bilebilecek kapasitede de yaşta bir insansın. Böyle bir videoyu çekip nasıl yayınlarsın? Mehmet Ali Erbil işte Serdar Ortaç Türk halkına kötü örnek olduğum için özür dilerim diyor. Mehmet Ali Erbil Malta'ya bir açılışa gitmiştik, öyle bir ortam oluştu falan filan, külahımı anlat. Ben zaten Mehmet Ali Erbil'i şu yüzden tasvip etmiyorum. Gerçekten yaşına göre davranmıyor. Tamam, zamanında sen komedyendin, zamanında şov yapıyordun ama işte genç, kendinden onlarca genç bir sevgiliyle bir ayrılıp bir barışması, şöyle bak evlenmesi demiyorum, insanların tercihi, onaylarsın onaylamazsın, ilişki düzgünse en azından bir saygı duyarsın. Fakat sürekli böyle, hele ki TikTok paylaşımları, TikTok'taki o para şeyleri, o sevgilisiyle yapmış olduğu işte muhabbetler, yok niye çocukların üstüne malı mülkü verdin sağken öbür diyor falan. Yani Mehmet Ali Erbil'in neredeyse 70 yaşına geliyor, gelmiş, hala böyle bir hani bir tavrını göremedik. Yani bırak ki şu anda yasa dışı işte bahise muhalefet etmekten, Mehmet Ali Erbil'in baktığın zaman hayatı kime ne kadar İyi örnek veya kötü örnek veya nasıl bir örnek diyebiliriz. Ama yine de büyük kızı her zaman ilk eşinden olan hemen geliyor, sahip çıkıyor. Ha, çoluğuna çocuğuna bakıyor, ayrı bir konu. Ama gerçekten artık Türkiye'ye bu tip insanların vermiş olduğu erozyonu ve zararı insanların görmesi lazım. Şimdi Serdar Ortaç evimiz şarkılarıyla ya ne besteler, ne efsanesin sen. Ama dedim ya, ha bir başları ev hapsi verilmiş. Bir ha ben dedim inşallah tutuklanırlar. Niye? Bir akılları başlarına gelsin. Çünkü şöhret, para bu. Bakıyorsun diğer şöhretli ünlülere de istediğini konuşuyorlar, istediğine hakaret ediyorlar. Şöhret ve para varsa her şeyi onlar yapabilirler falan. Böyle bir hava içinde olanlar da var. Bunların ikisi öyledir demiyorum ama yani eğer bunu sıradan bir insan yaptığında, ne uygulanıyorsa ünlü olduğunda da, ha Serdar Ortaç'ın hastalığı var.
biliyorsunuz hastalığını. Ev hapsi, Mehmet Ali Erbil'in de bir takım hastalıkları var. Ev hapsi ama abicim bunlar ev hapsi okey ama normal hayatta da Mehmet Ali Erbil'den söz ediyorum. Magazinden eksik kalmıyor, gece eğlencesinden eksik kalmıyor falan filan. İş suça cezaya gelince Dilan Polatlar gibi anlatabiliyor muyum? Öbür iki tane Bahar'la şey kardeşler gibi. Ay sağlık sorunumuz var biz o içeride duramıyoruz. Olayına bağlanıyor. Serdar Ortaç'ı burada ayırıyorum biraz. Çünkü onunki çok farklı bir şey. Yani Serdar Ortaç'ın bu yaşadığı olaylardan dolayı hayatı gerçekten mahvolmuş birisi kendisi de itiraf ediyor. Ama Mehmet Ali Erbil yani ondan daha farklı yani yaşının bir insanı ve bir ya babası, dedesi, adamı olması gerekirken hala böyle saçma saçma şeylerle karşımıza geliyor. Ha soruyorum Mehmet Ali Erbil için. Mehmet Ali Erbil'in yaptığı çok şey çok doğru da ha bu mu yanlış? Kanunla muhalefet ettiği için ama tek başına değerlendirdiğinizde Mehmet Ali Erbil'in tavırları, hayatı, paylaştıkları, TikTok'taki hareketleri, vücut dili o ne kadar doğru bana göre yanlış. Serdar Ortaç'ınki evet alkol ve bu illetin yansımalarını yaşadığı bir hayat. Ama Mehmet Ali Erbil bile isteye bazı şeyleri yapıyor. Ha hastalıktır, bağımlılıktır o ayrı bir konu ama böyle. Yani bu dedim ya sanat dünyasında, sanat dünyası demeyeyim, magazin dünyasında sanat çok farklı çünkü. Magazin dünyasında bakıyorsunuz. Yani para, güç, şöhret varsa böyle bir kendini kaybetmişlik ve tepeden bakışlık ve her şeyi yapabilir. O çünkü farklı bir insan, seçilmiş bir ırk gibi falan mı ne görüyorlar kendilerini? Yani öyle bir şey var. Böyle bir şey başlarına geldiği zaman da ay çok üzgünüz de şöyleyiz böyleyiz ya 70 yaşına gelmiş adamsın neyin üzgünlüğü hadi öbürü zaten bildiğimizden beri bağımlı uğraşıyor her yerde söylüyor bu yüzden hasta oldu malını kaybetti parasını kaybetti ama Mehmet Ali Erbil'in öyle bir kayıpları yok o manada yani akıllı bir adam ama sen o, öyle bir şey oldu bunun paylaşılmasına nasıl müsaade edersin ya da o gün paylaşıldı hemen videonun üstüne niye yorum yazmazsınız? Bu bizim kontrolümüz dışında paylaşılmıştır falan filan. Baya baya oturmuşsunuz böyle bir mizansen kurulmuş havası vardı. 2 ay falan oluyor herhalde bu video ama tabii devlet hemen biliyorsunuz şey yapmaz. Ama birçok ben size söyleyeyim daha önce de söyledim. Türkiye'de şu anda o kadar çok oynayan var ki. Son yazdığım kitap Yeterli Anne Babalar Mutlu Çocuklar'da bir bölüm var. Biz çocuklarımızı bağımlılık yapan maddeler derken hep biliyorsunuz diğerlerinden söz ediyoruz. Ama şu anda bu kumar olayı muazzam bağımlılık yapan ve sosyal medya platformlarında acayip çok kolay ulaşılabilir yerde ve çocuklarınıza kredi kartını tanımlıyorsunuz. Oyun oynasınlar diye hani normal bilgisayar onu o bile yanlış ama özellikle 16-17 yaşındaki çocuklar 15 buna yönelme oranları oldukça fazla. Ha bunu biz en baştan görüyoruz, söylüyoruz. Olay patladığı zaman vay bu gençliği nasıl düzelteceğiz? Ya bir şeyi olmadan önlemini alsak acaba ne olur? Evet Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil dediğim gibi yaptıklarının cezasını çekecek. Burada ben ikisini ayırdım farkındaysanız. Ama Mehmet Ali Erbil gerçekten yani bu yaptığı diğer yaptıklarından daha mı kötü? Paylaşımları, hareketleri, hayatı hemen de o meşhur, malum sevgilisi adliyeye koşmuş ağlıyor falan. Çok inandırıcı yani böyle ama sinirliydiler. Sabah 6.30'da böyle alınıyor. Kardeşim niye milletini, evladını zehirlemek için? Ne kadar büyük bir vebal ya. Bunların yani günah olduğunu da mı bilmiyorlar? Hani günahı geçtim, etik olarak bunun yanlış olduğunu da mı bilmiyorlar? Hani gerçekten insan üzülüyor. Aynı zamanda bizim bu şansalı biliyorsunuz, şansal neydi şunun? Barbaros Şansal. Biliyorsunuz Türk milletine ağır bir hakaret etmişti. Çok özür diliyorum. Be ok boğulun falan, Nuz'da boğulun diye. Havalimanında gözaltına alınmış Türkiye'ye girerken. Umarım
gereken ceza verilir. Böyle bunlar yaşadığı ülkeyi, var olduğu ülkeyi, sen Türkiye'de var oldun, Yıldırım Mayruğ'un sayesinde var olmuş birisin. Ve burada var olmasan seni kim tanıyacaktı? Gidip farklı bir ülkede sen bu işte tanınmışlığı nasıl elde edebilecek miydin? Kalkıyorsun, bunlar böyle yaşadıkları toprağa, insana küfrediyorlar. Celal Şengör, Türk halkı işte aptaldır falan gibi bir açıklama yaptı. Ya bu insanlara anlatabiliyor muyum? Neyi nasıl damardan mı şırınga etmişler? Kanlarına nasıl karışmışsa kendi yaşadıkları toprakları ve onun insanlarından adeta nefret edercesine söylemlerle karşımıza çıkıyorlar. Evet, Barbaros Şansal zaten küfürbazın teki. Yani onun için milli değerlerin, Atatürk falan dediği zaman da inanmam kesinlikle. Hani Allah dediği zaman 1500 kere değil milyon kere düşünmem lazım. Çünkü gerek etik olan şeylere saygı duyulur. Doğru düzgün bir insan, milli ve dini hassasiyetleri olan, inansa da inanmasa da, anlatabiliyor muyum, saygı duyan kişidir. Kalkıp da sen koskoca bir millete işte BO noktanızda boğulun boğulun. Daha ne hakaretler ne hakaretler, dine ne hakaretler ne hakaretler, gözaltına almış. Ama tabii bu yaptırımlar o kadar az ki, bunlar diyor ki ay ayol ne olacak diyor. Hükmün geriye ertelenmesi ya da takipsizlik bilmem ne umrumda değil diyor. Fatih Altaylı da acayip hakaretler ediyor. Nasıl diyorum bu ya? Biz eksik var ya hemen ortalığı ayağa kaldırırlar. Bu yüzden bu magazinle ünlü olmuş insanların bu kibir ve egoları işte bu hiçbir şey umurlarında olmuyor. Ama eninde sonunda hep diyorum ya, hayat bumerang gibi dönüyor dolaşıyor kardeşim. Ne oluyor biliyor musunuz? Hayat bir yerden bunun bedelini sizden çıkartıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bunu gördükleri zaman ya hastasınız. Şimdi Serdar'a bakıyorum ya, güzel kardeşim ya. Hastasın hem de sen ya. Bu kadar kaybın var. Bu ayrı bir patolojik vaka. Valla Serdar'a üzülüyorum. Öbür taraftan Mehmet Ali Erbil'e ya, daha ya kaç sene yaşayacaksın? 100 sene yaşasan ne olur? Nasıl yaşayacaksın? Şurada o kadar hastalıktan kalktın. O kadar badire atlattın. İnsan birazcık değil mi akıllanır, daha böyle steril, daha düzgün bir hayat yaşamak ister. Yok, hayır. Çünkü başka şeyden beslenemiyorlar. Onların para kazanabilmeleri için böyle saçmalamaları lazım. TikTok'ta canlı yayın açıp saçmalamaları lazım. Yaptığı şovlar, söyledikleri veya hayatındaki insanla böyle sürekli bir şov halinde saçmalamaları gerekiyor. Ama umarım Serdar Ortaç'a bu büyük bir ders olur. Hadi kendiniz bu işi yapıyorsunuz kardeşim. El alemi niye? El alemin çocuklarını ya da el alemi niye bu işe yönlendirecek şeylerin içinde bulunuyorsunuz? Ha, Malta'da bir açılışa gidilmiş, kendilerini öyle bir ortamda bulmuşlar. Koskoca adamsınız. Hadi Serdar, zafiyet var. Sen abilik yapsaydın Mehmet Ali. Deseydin ki oğlum bu yanlış. Her tarafınız avukat dolu. Bak bir gözaltına alındılar. Arkalarda avukat ordusu. Her şeyi biliyorsunuz. Kaç tane avukat tanıdığınız var? Bir mesaj atın abi, bunu suç mudur diye. Zaten Google'a yazsan çıkar da avukata da sormana gerek yok. Bir şeyi yapıyorlar. Ondan sonra çok özür dileriz. Çok kötü örnek olduk. İşte şöyleyiz, böyleyiz. Örnek olana oldun. İmrendirmek istediğine imrendirdin. Öbür fenomeni bilmiyorum ne çıkacak. Adı ne unuttum. 20 milyon takipçisi varmış. Bakalım onda ne çıkacak. Adamın günahına girmeyelim ama yapay zeka ile sayfalar açıldığını söylüyor hesaplar. Öyleyse o da hakkını arasın. Biz de onun hakkını ortaya koyarız. Evet değerli dostlar, netice itibariyle kimse şanının, şöhretinin, parasının arkasına sığınmasın. Ve böyle kendini kaybetmesin. Her şey para değil ya. Yani bir insanların vebali, ne günah kaldı diyorum ya, ne sevap kaldı, ne helal kaldı, ne haram kaldı. Yani insanları doğru bir şeye yönlendirin diye çırpınıyoruz. Hayır, yanlış bir şeye yönlendiriyorlar. Bir de nasıl yanlış bir şeye? Bir sürü yuvalar yıkılmış. Neler olmuş bu konuda, kendini yok edenler, öldürenler olmuş. Şunlar her şey, ama her şeye sebep, her kötülüğün anası, analarından bir tanesi olan bu olayı böyle, hani o ortamda bulunuyorduk da paylaştık ayağına. Adalet, polis, savcı, hakim inanır mı bilemem. Ama ben çok da inandırıcı bulmadım. Dedim ya, ama Serdar Ortaç'la Mehmet Ali Erbil'e.
iki ayrı şekilde yorumlamak istedim. Çünkü ikisinin şu andaki psikolojik durumları ve sosyoekonomik durumları farklı. Bilirim ya. Öbürü hadi öyle. Sen niye koskoca adam değil mi? Bir dur demedim. Demek ki. Dedim ya. Var bir şey. Evet efendim. Aman dikkat edin, çocuklarınızı kontrol edin. Sessiz olun. Şu anda çok büyük bir, bütün dünyada ama muazzam bir para tuzağı, para dönüyor. Hadi parayı geçtim abi, insanların hayatı kayıyor, hayatı. Ne demişler? Kasa her zaman kazanır. Bu yüzden her zaman kaybedeceğinizi bilerek bu konudaki düşüncelerinizi tekrar bir gözden geçirin efendim. Kasa her zaman kazanır. Kasayla oynayan her zaman kaybeder. Sadece dünyada değil, ahirette de. Görüşürüz. Efendim, videoyu bitirmiştik ama haberi alınca hemen eklemek istedim. İbrahim Yılmaz, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da içinde bulunduğu, gözaltıların içinde olan sosyal medya fenomeni 20 milyon hesabı olan ve işte yapay zeka ile hesaplar açıldı diyen kişi gözaltına alınmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Artık ne varsa bilmeyeceğim. Tabii o videolar paylaştı şöyle böyle falan filan diye. Bakalım ne çıkacak. Tutuklanarak cezaevine yollam, şu an görüntülerini izliyorum kendisinin. Hemen bunu da eklemek istedim. Bu olayı bir takip edelim. Gerçekten 20 milyon kişi takip eden bir kişinin eğer gerçekten bunu yapmışsa İbrahim Yılmaz, çok ağır ceza alması lazım. Yani 20 milyon ya, çok büyük sorumluluk. Bakın benim sosyal medyada burada 106 bin abonem var. Instagram'da 1 milyon takipçim var. Facebook'ta 500 bin abonem. Yani gerçek hepsi bu hesapların. 450 bin Twitter'da ama etkileşimim ayda 17 ile 70 milyon arası değişiyor. Bir haberi paylaşırken aman yanlış olmasın diye o kadar dikkat ediyorum. Her şeye dikkat ediyorum. Ama gerçekten 20 milyon takipçin var ve sen bunu para için yapmışsan, yani vallahi bir şey demiyorum. Yapmamışsan da çıkacaktır ama son haber, İbrahim Yılmaz da birçok kişiyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Bakalım ne olacak? Evet, tekrar görüşmek üzere. Devam edeceğim bu olayı. Takip edeceğim, size bilgi vereceğim. Görüşmek üzere.